Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli canlar, değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Efendim, bu videomuzda Alevi isminin anlamı ve kökenini anlatacağız. Özellikle son yıllarda iki tane iddia var. Alevi isminin Arapça olmadığı ve kadim bir uygarlıktan alındığı. İkincisi de son 200 yılda Alevilerin bu isimle isimlendirildiği. Birazdan göreceğiz efendim. Şimdi sizlere bazı örnekler vereceğim. Öncelikle kelimenin kökeninden bahsedelim. Efendim, Alevi isminin kökeni Ali'den gelir. Ali ismi de uluv, yani yücelik. Bütün Arapça bilenler aslında bunu bilirler. Bu konuyu tartışmazlar bile ama biz biraz da bilgi vermek amaçlı bunu yapıyoruz. Tartışmak amaçlı değil kesinlikle. Uluv kelimesi Kur'an'da da geçer. Ve bütün sözlüklerde de geçer. Hala edatını Arapçadan çıkardığınız zaman Arapça diye bir şey kalmaz. Uluv kelimesi 1400 yıl önce yazılmış Kur'an-ı Kerim'de de geçer ayrıca. Mesela uluv Kur'an'da 4 yerde geçer. Ali Kur'an'da Ali olarak kök olarak 8 yerde geçer. Efendim el-a'la kelimesi 9 yerde geçer ve hasır türevleri var. Şimdi gelelim Alevi ismine. Şimdi Ali ismi böyle. Alevi ismine gelelim. Efendim, Arapçada isimlerin sonuna getirilen ve ya'un nisbe olarak adlandırılan bir y harfi vardır. İ olarak telaffuz edilir. Ancak kelimenin sonundaki harf yine i ise ve şeyi kullanılır. Ulama için ve kullanılır ve vi şeklinde telaffuz edilir. Örneğin Şamlı birini ifade etmek için Şam kelimesinin Şam isminin sonuna i'yi koyarsınız. Şami, Şamlı olur. Şami, Şamlı olur. Mersinli gibi. Bir insanın yine görüş olarak tabiiyetini, Şam'a tabi olana insana nasıl Şami deniyorsa, görüş olarak da tabiiyetini belirtmek için yine bu i olarak telaffuz edilen y harfi kullanılır. Örneğin İmam Ahmet ibn Hanbel'e tabi olana Hanbel-i, Hanbeli denir. Yine efendim siyasi görüşler içinde bu kullanılır. Mesela Yeser sol demektir. Yeseri dediğiniz zaman solcu görüşü savunan, ona tabi olan, solcu görüşe mensup olan, yani hep bir intisap, mensup olma meselesi vardır. Efendim, İslamiyet'te tüm mezhepler ve görüşler için bu kullanım var. Hatta dünya tarihinde bir görüşe tabi olup da, bir öndere tabi olup da kendisini o önderin ismiyle isimlendirmemiş kim var? Yok böyle bir şey efendim. İnsan doğasına bir defa şeyine aykırı bu. Sosyal yapısına, kültürel yapısına insanların aykırı. Düşünün, Ebu Hanife taraftarları İslamiyet'te kendine Hanefi diyecek. Ahmet ibn Hanbel tarafları Hanbeli diyecek. Ali taraftarları Alevi demeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. İşte efendim, Alevi'deki sonundaki o vi, i, Ali isminin sonuna getirilen Y harfi ile elde edilen bir isimdir. Ve Ali taraftarı, Ali'ye tabi olan, Ali'ye mensup olan, ya'un nisbe diyorduk değil mi? Mensup olmaktan. Ali'nin velayetini kabul eden anlamında kullanılmaktadır Alevi ismi. %100 Arapça bir kelimedir. Ve bu ismi Aleviler kendilerine takmadılar. Hazreti Muhammed ve 12 imamdan birazdan örnekler vereceğim size. Hazreti Muhammed zamanından beri ve 12 imamlar tarafından da kullanılmış bir isimdir. Şimdi bir hadis. Hadis biraz uzun. Sadece ilgili bölümlerini aktaracağım. Hazreti Muhammed'den aktarılan bir hadis. İbn Abbas'tan rivayet edilmiş efendim bu hadis. Bu hadise göre Hazreti Muhammed İmam Ali'nin önlerinde olması koşuluyla taraftarlarının Rabbin huzuruna geleceklerini anlatıyor. Yani Ali taraftarları İmam Ali ile beraber geliyorlar. İmam Ali önlerinde Rabbin huzuruna çıkacaklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor Hazreti Muhammed. İmtihan yerine vardıklarında Musira olarak adlandırılan bir rüzgar esecek ve yüzlerine mis kokusu bırakacak ve şöyle seslenecekler. Bizler Alevileriz. İmam Ali ile birlikte Rabbin huzuruna gelenler ne diyeceklermiş efendim? Bizler Alevileriz. Hazreti Muhammed'in hadisi. Bu hadis İbn Abbas tarafından rivayet edilmiş. Nerede efendim bu hadis? Fırat İbn İbrahim el-Kufi'den aktarılmış. Fırat İbn İbrahim el-Kufi'nin vefatı Hicri 352 yılıdır. Bizler şu an Hicri 1441 yılında olduğumuza göre bu hadis bundan yaklaşık 1100 sene önce kaleme alınmış ve bir kitapta yer almış. Önemli olan hadisteki biz Aleviler
Alevileriz cümlesinin yaklaşık 1100 yıl önce bir kitapta geçiyor olmasıdır efendim. Demek ki Alevi ismi o günlerden bu yana, yani bundan 1100 yıl öncesinden bu yana kitaplarda, kayıtlarda yer alıyor. Daha başka örnekler de vereceğiz. Örneğin İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan bir hadis var. Ona Nebe suresinin 40. ayetini, son ayetini soruyorlar. Ayet şu şekilde: يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Yani Türkçesi nedir? O gün kişi kendi elleriyle önceden hazırlayıp sunduğu işlere bakar ve kafir olan keşke toprak olsaydım der. Şimdi İmam Cafer-i Sadık'a bunu sorduklarında o keşke toprak olsaydım temennisini şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ali'nin bir ismi, çünkü Ebu Turab'tı, Hazreti Muhammed onu o isimle isimlendirmişti. Keşke toprak olsaydım derken şunu kastediyor diyor kafir. Keşke toprağın babasını Ebu Turab'ı, Ebu Turab toprağın babası demek. Keşke toprağın babasını Ebu Turab'ı veli edinseydim ve Alevi olsaydım. Bakın, keşke toprağın babasını Ebu Turab'ı veli edinseydim ve Alevi olsaydım. Ha şimdi burada iki durum söz konusu. Birincisi, Alevi ismi demek ki tamamen İmam-ı Ali'yi veli edinmek anlamında kullanılıyor. Çünkü keşke toprağın babasını veli edinseydim ve Alevi olsaydım. İkincisi, demek ki 12 İmam döneminde kullanılan bir isimmiş Alevi ismi. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bundan 1300 yıl önce yaşadı efendim. Kitabın yazarına gelince, bu hadisi aktaran alim Seyf ibn Mansur el-Hilli Hicri 10. yüzyıl alimlerindendir. Yani yaklaşık bundan 500 yıl önce yaşamıştır. Yine efendim İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan bir hadis diyor ki: kıyamet günü olduğunda Allah ilkleri ve sonları bir alanda toplayacak, üzerlerini bir karanlık kaplayacak ve Rablerine doğru bağırışarak şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, bu zulmeti, karanlığı bizden kaldır. Tam bu sırada diyor önlerinde kıyamet alanını aydınlatan bir nurla yürüyen bir kavim gelecek. Önlerinde nur olan bir topluluk geliyor. Toplanmış olarak gelecekler. Bunlar gelecekler. Toplanmış olanlar diyecekler ki: bunlar Allah'ın peygamberleri mi? Bunun üzerine Allah'tan bir nida gelecek: hayır, bunlar Allah'ın peygamberleri değildir. Bunun üzerine topluluk: bunlar melekler midir diyecekler. Yine nida gelecek: hayır, bunlar melekler değildir. Yine topluluk: bunlar şehitler midir diyecekler. Yine nida gelecek: bunlar şehitler değildir. Peki bunlar kimdir diyecekler. Bunları dediğinde bir nida gelecek onlara: ey topluluk, onlara siz kimsiniz diye sorun. Şimdi dikkatli dinleyin efendim. Gelen topluluk, o nur içerisinde gelen topluluk ne diyor? Bizler Alevileriz. Bizler Allah'ın Resulü Muhammed'in zürriyetiyiz. Bizler Allah'ın velisi Ali'nin evlatlarıyız. Bakın, bizler Alevileriz. Bizler Allah'ın Resulü Muhammed'in zürriyetiyiz. Bizler Allah'ın velisi Ali'nin evlatlarıyız. Şimdi bu hadiste yine, hadis uzun, burada kesiyorum. Bu hadiste yine iki durum çok net şekilde söz konusu. Birincisi, hadis 8. yüzyılda, yani bundan yaklaşık 1300 yıl önce yaşamış olan İmam Cafer-i Sadık'tan rivayet edilmiştir. Demek ki 12 İmam Alevi ismini kullanmaktaydı. İkincisi, hadisin yer aldığı kitap bundan 1000 yıl önce kaleme alınmış bir kitaptır. Ne demek bu? Demek ki Alevi ismi son 200 yılda konmuş bir isim değildir ve Alevi ismi bazı antik uygarlıklardan alınmış bir isim değildir. Arapça bir isimdir. Ali'ye tabi olmak anlamında. Çünkü efendim burada bizler Alevileriz diyenler Ehl-i Beyt, 12 imam. Niçin? Çünkü diyor ki bizler Alevileriz, bizler Allah'ın Resulü Muhammed'in zürriyetiyiz. Bizler Allah'ın velisi Ali'nin evlatlarıyız. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala cevaben diyor ki: sevenlerinize, size muhabbeti olanlara ve taraftarlarınıza şefaat edin ki onlar da şefaat etsinler ve onlara şefaat edilsin. Şefaati kim yapabilir efendim? Hazreti Muhammed, Ehl-i Beyt. Başkası yapamaz. Demek ki ne oluyor? 12 imamlar da Alevi olarak adlandırılıyor. Ali'ye tabi olan herkes, ister İmam Ali'nin zürriyetinden olsun, İsterse de sıradan insanlar olsun, tamamı İmam Ali'ye tabi olanların, bağlı olanların, onu veli edinenlerin tamamı efendim Alevi olarak adlandırılıyor. Hadisi aktaran alime gelince, o zaten efendim Nisaburi, Hicri 5. yüzyıl alimlerindendir. Yani bundan yaklaşık 1000 yıl önce yaşamış bir alimdir. 1000 yıl önce yazmış olduğu kitapta buna yer vermiş efendim. Yine İmam Cafer-i Sadık zamanında bir olay gerçekleşiyor, cereyan ediyor. Nedir? İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın huzurunda Selman-ı Farisi ve Cafer-i Tayyar'ı karşılaştırıyor bazıları.
Orada bulunan Ebu Basir diyor ki bazıları Selman Mecusi'ydi, sonra Müslüman oldu dediler deyince İmam Cafer Sadık öfkeleniyor, kalkıyor yerinden, doğruluyor yerinden. Diyor ki ey Ebu Basir, Allah onu Mecusi iken Alevi, Farisi iken Kureyşi yaptı. Allah'ın salavatı Selman olsun. Bakın, Mecusi iken Müslüman yaptı demiyor, Mecusi iken Alevi yaptı diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bir, demek ki Alevilik İslam'ın dışında değilmiş, İslam'ın özüymüş. İslam'ın özüymüş. İki, demek ki Alevi 12 imam tarafından kullanılan bir isimdir. Hem kimler için? İslam'ın özüne tabi olanlar için. Selman-ı Farisi ne zaman yaşadı efendim? Hazreti Muhammed döneminde. Yani bundan 1400 yıl önce Medine'de, Medine'deydi. Hazreti Muhammed'le birlikte. Dolayısıyla o dönemlerde yaşamış olan sahabe için, İmam Ali'ye tabi olanlar için bile demek ki Alevi ismi kullanılıyormuş. Çünkü efendim niçin? Alevilik zaten Medine'de doğdu. Bu konu uzun, sonra gireceğiz. Ama kısa bir bilgi vereyim. Efendim, Müslümanlar arasında içten içe zaten bir çatışma olmasaydı, Hazreti Muhammed'in vefat ettiği an ikiye bölünür müydü İslamiyet? Böyle bir şey olur mu? Bir anda olur mu bu? Demek ki öncesinde bir rekabet var. Nitekim Ebu Said el-Hudri ne diyor? Biz münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarından tanırdık. Biz münafıkları, münafık ne demek? Kendini Müslüman gösterip ama aslında Müslüman olmayan kişi demek. Yine Hazreti Muhammed de diyor, ya Ali seni ancak bir mümin sever ve ancak bir münafık senden nefret eder. Dolayısıyla o dönemde zaten ayrılmışlardı. Ali taraftarı olanlar ve Ali'ye düşman olanlar olarak, gizli olarak zaten ayrılmışlardı. Ama Ali taraftarları açıktan kendilerini belli ediyorlardı. Ama düşmanlıklarını diğerleri gizliyorlardı. Ve Hazreti Muhammed'den sonra bu düşmanlık açığa çıktı. Dolayısıyla Alevilik, Ali taraftarlığı Medine'de doğmuştur. Şimdi kitabın yazarına gelince. Bu rivayeti nereden aldık efendim? Kitab-ül İhtisas. Yazarı Şeyh Müfid'in. Vefatı Hicri 413 yılı. Yani bu kitap 1000 yıldan fazla bir süre önce yazılmış. 1000 yıldan fazla bir süre önce bu kitap kaleme alınmış. O dönemde Alevi ismi İmam Ali taraftarları için hem de sahabe için. 1400 yıl önce yaşamış sahabe için, 1300 yıl önce yaşamış imam tarafından kullanılmaktaydı. Efendim İmam Ali Rıda zamanında yine bir olay var. Şair Ebu Nüves var. Arap edebiyatının en büyük şairlerinden, gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden biridir. Ehl-i Beyt taraftarıydı, Ehl-i Beyt yandaşıydı kendisi. İmam Ali Rıda 8. yüzyılda yaşamış bir imamdır. Yani bundan yaklaşık 1300 sene önce yaşamış olan bir imamdır efendim. Onun döneminde yaşamış Ebu Nüves, Hazreti İmam Ali Rıda'ya bir sizin için bir şiir yazdım, okuyabilir miyim diyor. Oku diyor. Mutahharuna nakiyat, şiir uzun, önü var arkası var bu beyitlerin, onları okumayacağım. Mutahharuna nakiyat siyabahum. Yani diyor ki orada Ehl-i Beyt'in tahir olduğunu ve tahir bir kisveye sahip olduklarını söylüyor. Ve diyor ki tecris salatu eynema zukiru. Nerede anılırlarsa onlara salavat getirilir, salat edilir. Devam ediyor. Men lem yekun aleviyen hine tensibuhu. Yani eğer bir insanın Ali ile bir intisabı yoksa, Alevi değilse, men lem yekun aleviyen hine tensibuhu, kendini nispet edeceği bir Alevilik yoksa, Alevi değilse, fema lehu kadimud dehr muftahiru. Övüneceği ne vardır diyor kadim zamanlarda. Ne diyor efendim? Bir kimse nesep olarak Alevi değilse, Aleviliğe mensup değilse, ne zaman bunu söylüyor? 1300 sene önce bunu söylüyor ve Alevi olarak ifade ediyor. İmam Ali Rıda diyor ki, öyle beyitlerle bize geldin ki bu konuda hiç kimse seni geçemedi. Hiç kimse seni bu konuda geçemedi. Efendim, bazılar diyorlar ki, ya burada kastedilen Ali'nin soyundan gelmek. Hayır efendim, biyolojik olarak soyundan gelmek değil. Ama inanç olarak evet. Çünkü bir Alevi zaten Hazreti Ali'ye intisap eder. Dinen iman kardeşliği söz konusudur. Nitekim Hazreti Muhammed ne der? Ene ve Ali ebeve hazil ümme. Ben ve Ali bu ümmetin iki atasıyız.
Yani İmam Ali'ye, Hazreti Muhammed'e tabiysen zaten nesep olarak ona tabisin. Lakin burada kastettiği Aleviyen doğrudan İmam-ı Ali'ye tabi olmak, Alevi olmak. İmam Ali'nin velayeti altında olmak. Nitekim Selman-ı Farisi ile ilgili biraz önce getirdiğimiz hadiste dikkat ederseniz İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam ne diyor? Diyor ki Selman-ı Farisi için o Mecusiydi, Alevi oldu. Farisiydi, Kureyşi oldu. Ataları mı değişti? Hayır. Ama imandan dolayı artık o Kureyşi sayılmaya başladı. Dolayısıyla burada inancından dolayı İmam-ı Ali'ye tabi olan herkes onun sanki zürriyetinden gelmiş gibi Alevi olarak kabul edilir. Kitabın yazarına gelince demiştik efendim Şeyh Müfit, pardon bu bir önceki şeydi, geçelim. Kitabın yazarı efendim 3 kitaptan bunu size aktardık. Birincisi Keşful Gumme fi Marifetil Eyme Behaüddin Ali bin İsa el-Erbili vefatı Hicri 692. Hicri 1441 senesinde olduğumuza göre yani bundan yaklaşık 800 yıl önceki bir kitapta bu aktardığımız hadis mevcut. Diğeri efendim Şeyh Tubrusi Hicri 6. yüzyılda yaşamış bir alimdir. Yani bundan yaklaşık 900 yıl önce yaşamış bir alimdir. Ün Akbar Rida Rada Şeyh Saduk, bu da efendim vefatı Hicri 381'dir. Bizler şu an Hicri 1441 yılında olduğumuza göre yani bundan yaklaşık 1000 yıl önce yaşamış bir alimdir. 3 eserden getirdik efendim. Biri 800 yıl önce yazılmış, biri 900 yıl önce, biri 1000 yıl önce. Şiirin sahibi Ebu Nüves de bundan 1300 yıl önce yaşamış. Efendim demek ki neymiş? Alevi ismi bundan 500 yıl önce, 800 yıl önce, 900 yıl önce, 1000 yıl önce, 1100 yıl önce kaleme alınmış kitaplarda Alevi ismi Ali'nin taraftarı, Ali'ye mensup olmak, Ehlibeyt taraftarı, Ehlibeyt'e mensup olmak anlamında kullanmıştır. Ve bundan 1300 yıl önce yaşamış bir şair Alevi ismini şiirlerinde 12 imamın yolu anlamında Ali'ye tabi olma, Ali'nin velayetine tabi olma anlamında kullanmıştır. Bu da efendim sırf söylenişi başka dirdeki bir kelimeye benzediği için Alevi isminin Ali ile alakası olmadığı, Alevi isminin son 200 yılda konmuş olduğu iddialarının gerçekte hiçbir alakasının olmadığının, bu sözlerin hiçbir kıymetin olmadığının delilidir. Allah efendim biz İmam Ali'nin ismini taşımaktan şeref duyuyoruz. Ölene kadar da taşıyacağız Allah'ın izniyle ve bu şerefle Rabbimizin karşısına çıkacağız. Allah sizleri bizleri İmam Ali'nin yolundan, Ehl-i Beyt nurundan mahrum etmesin efendim.